Geldik Beşiktaş'a. Şimdi e, tabii... Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş'ta durum çok iç açıcı değil. İç açıcı değil. Soru sormaya aslında hiç gerek yok. Ben sana Beşiktaş deyince bırakayım. Evet. Nereden başlamak istersin? Yönetim tarafından başlasam bir buçuk saat sürer. Teknik heyetten başlasam iki buçuk saat sürer. Ortadan başlayalım. 20 dakikam var. Evet. <laughs> evet. Ee, Beşiktaş'ta <laughs> Sergen Hoca'nın açıklamalarıyla başladı aslında Gençler Birliği maçı sonrasında. E, şu an bir aralarında Sayın Başkan Ahmet Durçebi ile Sergen Hoca arasında, Sergen Yalçın arasında bir problem yok. Ancak Beşiktaş camiası içerisinde gerek Beşiktaş camiasının içinden bilenler, Beşiktaş taraftarı e, iyi gitmeyen bir şeylerin olduğunu biliyor. İçeride konuşulan taraftarda ve yönetim arasında bu e, Transferlerle ilgili acaba biz yanlış mı yaptık? Ve Beşiktaş yönetimi içerisinde Sayın Başkan Ahmet Durşebin'in elini zayıflatan birkaç yönetici var. Sayın Başkan Ahmet Durşebin'in de ben bunlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Sergen Hoca'ya kapalı kapılar ardında e, eleştiri yapan yöneticiler var. Sergen Hoca'yla zaman zaman problem yaşayan yöneticiler var. Eleş, eleştiri dozajını Arttıran yöneticiler var ve bunun karşısında duran tek bir kişi var. Ahmet Durçebi. Yani ben ne dinisini... yar'dan ne ser'den durumu mu? Evet. Senin düşüncen. Beşiktaş'ta alınan, gelen, giden oyunculara baktığımız zaman da e, elinde bulundurduğu ekonomik durumlara göre en iyi işi yapmaya çalışan bir yönetim de var. Bunu da söylemek gerekiyor. Ancak e, içeride konuşulan. Durumlardan biri de acaba Sergen Yalçın'ın istediği oyuncular alınmadı mı? Yeni geldi Valentin Roziye. Artık bence Beşiktaş yönetimi sosyal medyaya göre mi hareket edecek yoksa teknik heyete göre mi yoksa kendi e, fikirlerine mi göre hareket edecek buna karar vermesi gerekiyor. E, Roziye transferi çok önceden gerçekleşebilirdi, bekletildi. Bir Ro planlama hatası. Çok özür dilerim. Rozi'yi bu arada Kasımpaşa'da istemiş. Kasımpaşa'da görüşmüş Rozi'ye ile. Be Benim bilgim yok yani. Doğrudur sen söylüyorsan. Ee, Beşiktaş'ta bugün itibariyle 18 yabancı futbolcu var. Ee, haddime değil Beşiktaş'ı yakından veya uzaktan takip eden biri olarak söylüyorum. Ee, Beşikta futbol takımları planlama yaptığı zaman yabancı kuralına göre, Türkiye Futbol Federasyonu kuralına göre, FIFA'nın, UEFA'nın kurallarına göre normalde hareket eder ve planlamayı öyle yapar. Ama bugün itibariyle 18 yabancı aslında planlamanın bir tarafında bir yerinde yanlış yapıldığının da göstergesi. Yarın saat 12'ye kadar Beşiktaş yönetimi şunun kararını vermesi gerekiyor. Biz hangi 4 futbolcuyu askıya ka Kadronun dışında bırakacağız. 3'ü belli. Çok önemli bir yere geliyorum. İzleyen Beşiktaş taraftarları anlayacak. 3'ü belli. Douglas, İsmat Miren, Lens. Bir tanesi belli değil. Sosyal, Sana göre Hasiç mi? Sana göre. Dengeler çok çabuk değişiyor. Bana göre bugün saat 21.33 konuşulan Hasiç. Ancak Beşiktaş yönetimi de işte burada son Sergen Hoca ile konuşulduğu zaman nasıl bir karar verilecek o önemli bir şey. E, genç bir futbolcu ve şu an artık birkaç tane ligde transfer dönemi devam ediyor. Onun da araştırmasını yapıyorum. Acaba Hasic Hırvatistan Ligi'ne gönderilebilir mi? Onun planlaması yapılıyor. Beşiktaş taraftarı Has için e, kadronun dışında kalmasını istemiyor. Kim kalıyor geriye? Kevin Enkudu ve Tyler Boyd. Orada da zor bir seçim. Çok zor bir seçim. Enkudu 4 milyon euro karşılığında alınmış ve gerçekten yetenekleri e, karşısında evet belki beklentilerini veremedi ama bir son vermeyecek ne şeyi oldu? var. Bu Fas milli takımı açıklamış. Fas e, Fas medyası da iddiada it, haber yapmış. Dirar korona testi pozitif çıktığı için milli takımdan çıkartılmış. Ha, bak ilginç. Geçmiş olsun diyelim. Ama bu Fas burada. basının iddiası. Açık, Fas basının mi iddiası mesela? milli takım şunu açıklamış. Dirar çıktı. Hmm. Yerine başka oyuncu geldi. Fas basında bu böyle demiş. Ercan önemli gelişme bu. Evet. Fas mil takımı ne bildi ne bildi çıktığını açıklamış. Ben şimdi Ercan'ı da atıyorum. Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamış. Pas mil takımı kadrodan da çıkmış. Evet, pardon devam. Nerede kalmıştım onu? Ee, Orada bir zor bir seçim var. Enkudu ya, 4 bir araya gireyim mi? Hasiç Yıldız da abi. Hayır bir şey söyleyeceğim. Evet, doğru doğru. Hasiç'e Beşiktaş'ın hani Beşiktaş taraftarlar o girsin o girsin bir sürü evet, şey işte söylüyordu. Beşiktaş taraftarı, ben bunu anlamadım. Beşiktaş, taraftarı, taraftarı, Beşiktaş taraftarı şu an zaten az için kadronun dışında kalmasını istemiyor. Sosyal medyada da kampanya başlamış galiba onunla ilgili. Has kalmasın diye evet. Ama burada seçim zor bir seçim. Çok zor bir seçim. Ancak burada yedini, yani hakkını vermek gerekiyor. E, Sayın Başkan Ahmet Durçe ile yöneticilerle de konuştuğumuz zaman şunu söylüyorlar. Biz önceki yapılan kontratlardan dolayı bazı futbolcuları gönderemiyoruz. Lensler, diğer futbolcular. Gönderemediğimiz için de transfer de yapmak zorundayız. Transfer yapmak zorundayız ancak gönderemediğimiz için de ikilemde kaldık. Bunun da bunu da söylememiz gerekiyor. Ama planlama gereği yöneticilik sadece e, transfer etmek değil aynı zamanda göndermektir de. Bunun yapılması gerekiyor. Keşke Sayın Başkan Ahmet Durçebiden Beşiktaş yönetimi kaç kişiydi? Şimdi sen az önce 14 dedin değil mi? 14 14. 14. Yani 14 tane Ahmet Durçebi olsa ya da 12 diyelim yine 2-3 tane gerçekten hakkını yemeyelim şimdi aklıma gelince. 12 12 tane Ahmet Durçebi olsa Beşiktaş'ta bugün itibariyle çok farklı bir şeyden bahsedebilirdik. E, tekrar düşmemek için oralara girmeyeceğim. Transferle pazarlığı Ahmet Durçebi yapıyor. İndirim yapılması için futbolcularla Ahmet Durçebi görüşüyor. Futbolcunun sıkıntılarını, sorunlarını Ahmet Durçebi konuşuyor. Bir görev dağılımı yok mu? Ben açık sorayım. Var. Bir de bu yönetimi de. Yani e, bir yetki Yanlış karmaşası var. mı var? E, zaten sayın var. Bence e, Sayın Başkan Ahmet Durçebi zamanı geri alalım. Seçim zamanına gidelim. E, şimdiki yaşadıklarını görse e, yöneticiler arasında 5-6 tanesini değiştirirdi. Bunu söyleyelim. Yani görev dağılımı yapılıyor ama görev çok fazla üstlenilmiyor. 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 Yani futbol el cebe gideceği zaman da Ahmet Durçebi dahil oluyor. En kritik zaman zaten. En kritik zamanda zaten sadece Ahmet Durçebi kalıyor. Transfer görüşmelerinde Ahmet Durçebi izliyoruz. Bu, bu, profesyonel bir yapıda olmaması gereken bir durum. Orada artık e, her zaman bahsediyoruz profesyonel yapı olmalı, profesyonel yapı olmalı. Ali Nahebi gittikten sonra yerine birini, biri gelmeli. Yöneticiler işin maddi anlamında çok işin içinde olmaması gerekiyor. Ee, maalesef bu. Gerçek bu. Ee, yapılacak bence çok iş var. Beşiktaş'ta kimin lisansı askıya alınacak sorusunun cevabını yarın 12'den önce belki gecenin ilerleyen saatlerinde öğre öğreneceğiz ama bugün itibariyle, şu saat itibariyle hasiç konuşuluyor. Ben son anda bir boyut seçeneği olur mu? Çünkü çok zor bir seçim. Enkudu mu? Hasiç mi? Ee, keşke eğer hasiç ol olacaksa da keşke transfer dönemi bitmeden önce Süper Lig'de veya başka bir takıma kiralanabilirdi rahatlıkla. Ee, Sergen Hoca kısmı. Sercan, Sergen, Sergen Hoca'ya geçmeden bir araya girebilir Benzer bir konu olduğu için Şimdi... Galatasaray'da da çünkü bu lisans yabancı oyuncu sayısı ile ilgili bir sıkıntı var. 15 oyuncunun lisansı var şu an. Hatta dün bir takım yanlış haberler de yapıldı. Fernando Muslera'nın lisansı askıya alındı diye böyle bir durum yok. Muslera'nın da lisansı çıktı ama yarın işte son gün eğer Ozon Vafor şu anda transfer süreci devam eden ülkelerden bir tanesine kiralanabilirse Mustera'nın lisansı devam edecek. Ozon Vafor'la yollar ayrılacak. Ama yarın bu süre bitene kadar Ozon Vafor'la ilgili bir gelişme olmazsa Mustera'nın lisansı yarın askıya alınabilir. Yani devre arasında... Oca Ocak'ta Ocağa mı kadar lisansı askıya alınabilir. Orada biraz Zaten oynayamayacak yani. Evet, bir kayıp şanslığı, yok. Zaten oynayamayacak. Orada bir kayıp yok ama Fatih Terim ben Mustera'yı da yazmak isterdim şeklinde bir ifade kullanmıştı. Hmm. O konuda bir bildiği olduğunu düşünüyorum. Evet. Dire, koronavirüs korona Evet. Onu az önce paylaştık. Verdik. Ben de şunu soracağım. Şu anda Beşiktaş'ın maddi sıkıntıları var. Evet. Oyuncu satışı yapması lazım ki güzel paralar gelsin. Beşiktaş kadrosunda şu anda satılabilecek potansiyel mesela Elif Elmas gibi, Ferdi Kadıoğlu gibi. Tek isim kim? Vida diyebiliriz o. Yani Abi piyasası onda şeyden dolayı alan maaş yok, olmuyor. Maaşından şey. dolayı alan olmuyor. Vida satılır. Sıfır. Yani bedavaya alan olmuyor. Bedavaya olmadı, evet. bırakalım. Dediler olmadı. Bu isim olmadı hasiç zaten değil mi? En büyük hasiç bunlardan biri. Tabi tabi. Yani Doğru söylüyorsun. O yüzden anlamadım. zor bir karar. Yani e, o şimdi bunu da söylemek gerekiyor. Artık gelinen noktada ya daha öncesinde elden çıkartılması gereken futbolcuları çıkartmak gerekiyordu ya da e, bu transfer taraftar istedi ancak kızacaklar belki ama e, önceki dönemlerde de Beşiktaş taraftarının istediği e, her durumda olumlu şekilde sonuçlandı değil. Bir şey mi ekleyeceğim? Yok. 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 Yani Abu Bakar'ı da tabii konuşalım. Abu Bakar transferi de çok konuşuldu.